Herkese merhaba, merhaba, merhaba dostlar. Evet, arkanıza yaslandıysanız, evet, kemerlerinizi bağladıysanız, uçuşa benimle hazır mısınız? Evet, Türk Hava Yolları'nda F-12 adlı uçakta bilmem kaç kilometre yükseklikten hep birlikte uçacağız birazdan. Şaka canım, şaka şaka şaka. Uçmuyoruz, uçmuyoruz, tabii ki uçmuyoruz. Evet, bu sefer karadan gidiyoruz. O zaman kemerleri takın, takın, takın. Taktık mı kemerleri? Süpersiniz. Evet, o zaman diyorum ki bugün neler neler yapacağız, neler neler. Benimle bu yolda yolculuk yapmak istiyor musunuz? Yan koltuğunda kim oturmak ister? Hadi söyleyin bakalım kimler oturmak istermiş. Şuradan dönelim. İlk kavşaktan dönelim. Şöyle bir havalı giriş yapalım. Şunları bir sollayalım. Bunlara bir diyelim ki gel gel babam, gel gel sana eğitim vereyim birazcık. Araba nasıl sürülür göstereyim. Şu Vosos'ları geçeyim. Güzel. Aa, benim aklıma ne geldi? Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Benim hiç Vosos'um olmadı. Ama bana Vosos lazım. Hadi ya. Ne olur bana Vosos alın arkadaşlar. Vosos alın. Tamam tamam. Ben şimdi firmayı arıyorum. Bütün Vosos firmalarını arıyorum. Ve kendime bir tane Vosos alacağım. Ondan sonra size göstereceğim Vosos'umun nasıl olduğunu. Tamam. Vosos'u alacağız. Yazdık onu bir kenara. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz bakalım. Nelere 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 sahip olacağız bugün. Yoksa hiçbir şey sahip olmadan, yoksa biz mi ellerimizi bağlandıracağız ve teslim olacağız arkadaşlar, bilmiyorum. Şimdi şuraya bir girelim bakalım. Ooo, restoranta bakar mısın? Şu güzelliğe bak. Vay 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 vay, zenginlik ya. Zenginlik böyle bir şey. Ya benim gibi işte böyle fakir oluyorsun. Sonra bakıp duruyorsunuz zaten. Ama diyorum ki benim neden böyle bir işletmem yok? Böyle masalarım, çöp kovalarım, ondan sonra deniz kenarım neden yok? Böyle bir yer alabilir miyim? Alabilirim. Şöyle de güzel bir kafem olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? O zaman diyorum ki tapu müdürünü arıyorum. Bana diyorum bir tane kafe üzerime yazın diyorum. Yazıyorlar. Öyle değil arkadaşlar, öyle değil. Evet arkadaşlar, şimdi zengin olmak için ilk adım tostu yiyeceksin. Böyle işte tostu yiyeceksin, kafanı çarpacaksın, sonra yere düşeceksin, sonra ne oldu diyeceksin, hiçbir şey hatırlayamayacaksın, sonra kendi sulara atacaksın ve yüzeceksin. Evet bakalım hangi balıkları yiyeceksin, sonra balık yiyeceksin ve hafızan kuvvetlenecek. Nelere sahip olacaksın? İzle ve gör. Evet arkadaşlar, güzel bir bağlantı yaptıktan sonra şu motoru bir çalıştıralım arkadaşlar. Şu motorunu bir çalıştıralım. Çalışsana babam, çalış. Pervane çalıştık. Güzel. Şuna bakar mısınız? UFO gibi değil mi? Vallahi bu dünya yani uzaya doğru bir çıksa oho peşimize düşerler. Şimdi gördüğünüz gibi denizaltından UFO'mla birlikte, denizaltı UFO'su ile birlikte gidiyorum. Nereye? Servete. Zenginliğe. Evet, evet. Gidiyoruz şimdi. Bakalım. Bizi neler? Nasıl bir sürpriz bekliyor? Ya diyorum ki vallahi şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl güzel bir yer. Hiç böyle güzel bir yer görmemiştim ben. Buralar da güzel. Oradaki niye öyle? Vallahi ağzım açık kaldı. Nasıl güzel, nasıl güzel. Anladım. Şu kapıyı kapatsak mı ki? Kapı mı açılmış? Yok ya, kapı açık değil. Ben de hemen gidecek şey ettirdim yani. Böyle kapı açıkmış gibi korktum bir yandan. Kapı açık kalsa su girer zaten içeri. Evet. Şimdi. Evet, karaya çıkma vakti. Evet arkadaşlar. Daha önce karadan gidip evet saldırıyorduk. Bu sefer deniz altından gidip evet, nereye gideceğiz? Sürpriz. Sürpriz sizi bekliyor. Bu arada arkadaşlar, Süpermen Adi kanalının son videosunu izlemeyi unutmuyorsunuz. Evet, bundan bir önceki videosunda yayınlamıştı. Bir sürprizi varmış. 15 Şubat'ta izleyin, takip edin. Ben kardeş kanalımız da bizim. Evet, hem burayı hem orayı takip ediyorsunuz. Bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Yorumları da yazıyorsunuz. Evet, günün sorusu gelsin mi bakalım? Gelsin. Evet, bizi dünyanın hangi bir yerinden bizi izliyorsunuz? Evet, hangi ülkeden, hangi şehirden? Yazın bakalım canlarım. Hadi yazmayı biliyorsanız okuma yazmayı yazın. Bekliyorum yorumlarınızı. Ben cevap vereceğim. Benim hangi şehirde yaşadığımı kim doğru tahmin edecek? Yazsın bakalım. Evet.
Güzel gidiyoruz şu anda. Heh, şu kayamızı da atladık mı? Atladık. Ay vallahi çok iyi oldu ya. Temiz hava, bol oksijen. Şuraya bakar mısın? Vallahi var ya. Yani bu iş için yola çıkıyorum ama ondan sonra da güzel güzel yerler keşfediyorum. He, kayıkla da geldik şuraya. Evet, hazır mısınız? Kemerlerinizi çözün arkadaşlar. Çözdünüz mü? He, tamam. O zaman ne diyoruz? Tırmanma vakti. Şimdi yürü 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 yürü. Evet, çıkıyoruz yukarı. Çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Bizi bekleyen kim varmış? Bizi kimse beklemiyor mu burada? Aa, çok üzülürüm ama. Olmaz ki. Bizi beklemeniz lazımdı. Ama yok. Hiç kimse yok. Bizi beklemiyor. Olmadı ya. Bak şimdi çok üzüldüm. Bu bana yapılır mı? Bu büyük bir haksızlık. Ben isterdim ki şöyle sofrayı donatmanızı, ondan sonra ne yapmanız lazımdı? Kral sofrası hazırlanacaktı. Ondan sonra kuş sütü hazırlanacaktı. Arı yumurtası hazırlanacaktı. Daha neler neler hazırlanacaktı. Ama yok yok yok. Bir soğanı bile bana çok görmüşsünüz. Dur bakalım şurada ne var ne var ne var. Tamam. Bize bir şey hazırlamasınlar. Biz alacağımızı alıp gideriz. Biz kendimiz soframızı kendimiz donatırız. Sıkıntı yok babam, sıkıntı yok. Ya nerede nerede nerede? Ya bulamıyorum ki. Aradığımı bir türlü bulamıyorum. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz. Olmaz. Hayır. Buldum. Allah buldum. Şuna bakar mısınız? Aa, dedemin dedesinin arabasından. Valla eski faytonlardan. Şuna bak. Buna binmek. Valla ben bunun var ya çerçevesini görsem, tablosunu görsem önünde resim çekinirdim. O şimdi içine bindim ya. Görebiliyor musun? Valla camı kırdık. Kırdık camı. Şuna bak. Bunun tablosunun yanında resim çekinen ben. Bugün arabasını süren ben. Aynı kişi ben. Valla biraz çok zor bir denklem oldu. Değil mi? Bunda bir eşitsizlik var. O zaman X'i alalım, Y'nin önüne koyalım. Y'yi alalım, eşittirin arkasına koyalım. Nasıl? Oldu. Evet, bu da benim oldu. Evet, denklemi çözdüysek bu da benim olmuştur. Süper. Evet arkadaşlar, eski dedemin dedesinin zamanından kalma aracı benden gizli saklı olanmış. Hadi ya, çık ne olur çık şu kapı camdan, çıkamıyor musun? Bakalım bir daha deneyelim. Hadi ya, at kendini yavrum benim ya. Heh, işte bu be. İşte bu. İstediğimiz aracı dışarı attık arkadaşlar. Bizim oldu. Dünyanın en güzel aracı benim oldu. Ne vososu ya. Ne kaplumbağası ya. Bırak onları, bırak sen gel buna bak. Oo, burada da var bir şeyler. Ya burası var ya hazineymiş ya. Ne kadar lüks bir yer burası böyle. Çok zengin değil mi? Çok havalı değil mi? Ya burayı kim yapmış böyle? Bana niye haber vermemiş? Bana haber verseydi ben gelir ona stilistlik yapardım. Ondan sonra mimarlık yapardım. Daha neler neler yapardım. Onu benim yaptığım mimarlık ne olurdu? Köy evi havasında olurdu. Daha ucuz kullanırdım. Çünkü parayı kendime alırdım. Hem de tasarruf eder, köylülere yardım ederdim. O parayı köylülere dağıtırdım. Heh, ne gerek vardı şimdi bu kadar lüks tuvalete? Heh. Küçüğüne de otursan aynı, büyüğüne de otursan aynı. Sonuçta ikisi de tuvalet ihtiyacını görüyor mu? Görüyor. Ne gerek vardı şimdi? Şuraya bakar mısınız? Saunası var, fitnesi var, bilmem nesi var. Anladık. Burası baya çok ünlü birisinin. Valla bakın, çok zengin birisinin yerine çöktük ama bizim başımız belaya girer mi? Kameraları silelim. İnşallah geçmişe dönüp çıkartamazlar. Hafıza kartı martı yoktur. Hadi bakalım. O zaman araçlarımızı alalım. Buradan kaçmanın yollarını arayalım. Oo, buzdolabı buldum. Buzdolabı buldum. Vay. Servet. Servet burada. Hazine burada. Bütün içecekler var. Hiçbir şey de yememişler, içmemişler. Bütün yiyecekleri dolabı koymuşlar. Ama hiç kimse hiçbir şey yememiş. Neyse ya. Belki içine zehir atıp bayıltmak için bir şey koymuşlardır. Giren ya, yesin bayılsın diye. Yer miyim ben? Yemem bu numarayı. Heh, tamam. Bura nere? Ya var ya. Neresine girsem farklı bir şey çıkıyor. Şunu da
İndirsen mi? Yok, bu kamera değil, bu televizyon. Vallahi zaten bütün kameralar beni çekmişse çekmiştir, çekmemişse de çeksin. Evet, hepinize buradan el sallıyorum. Peşime takılın, gelin. Şu makineyi de alayım, beyaz gelinciyi de alalım arkadaşlar. Evet, nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi deniz altından girdik ve en lüks eve girdik. En lüks evden neler neler alıyoruz. Evet, en favori arabamı aldım. Şimdi en lüks arabayı alıyoruz. Bakalım, burası da vallahi bayağı drift atmalık bir yer ha. Evet, ama bunları patlatmayacağım. Kesinlikle bunları patlatmayacağım. Bunları bir şekilde karaya çıkartıp garajıma koyacağım. Sonra iş adamlarını çağırıp en pahalı bir şekilde satacağım. Ulan bir de spor salonu yapmışlar buraya. Bak sen şu evin güzelliğine bakın. Arkadaşlar, evin içinde en lüks araçlar, spor salonları, sauna, ondan sonra hamam. Ondan sonra bakıyorsunuz en lüks yiyecekler. Her kapıdan ayrı bir servet yatıyor bu evin içerisinde. Ya bu ev kimin ya? Ben çok merak ettim. Başbakanın falan mı? Ben nereye geldim ya? Vallahi labirent gibi dönüyorum farklı bir odaya çıkıyorum. Bir çıkış yolu bulamıyorum. Yani inşallah burada tıkılıp kalmam da başımda belaya girmez. Allah, kapılar bir bakarsın düğmeyle kilitlerler, ben de kaçamam. Şimdi aracı hurdaya çevirmiş gibi yaptık. Ama ben ona bir düğme basacağım. O kendisini modifiye edecek ve benim olacak. Şimdi bakalım başka ne var ne var alabileceğimiz. Hiç böyle çanta manta yok mu ya? Şimdi çanta yok, kasa masa yok mu bu evde? Burada da güneşleniyorlar demek ki. Vay 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 vay, 4 kişilermiş. 4 tane, evet, güneşlenmek için kendilerine yer ayarlamışlar. Vay vay vay, güzellik. Şu evin artık çıkma vakti geldi bence. Ben yakalanacağım çünkü sinyaller gitmiştir çoktan. Alarm da vermiştir. Bu adamlar da geliyor. Vallahi geliyor. Hem de kanatlı kanatlı geliyor. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Benim merakımın içine edeyim he mi? He? Ne alabildin? Ya kuş muymuş o ya? Ay, kalbime iniyordu az kaldı. Kuşu da kendi kendime polis sandım ya. Aklım gitti. Ay, bir önce benim bu evden çıkmam lazım. İstediğim her şeyi gördüm. Ama gideyim. Ben kamyonumu alayım. Deniz altından kamyonu geleyim. Bu evdeki bütün ihtiyacım olan her şeyi alayım gideyim. Nasıl? Evet arkadaşlar, ev servet değerinde. Milyonluk ev. Evet, içerisine girdik. Biraz zarar verdik. Biraz da pislettik. Ama kamyonumu almaya gidiyorum ben. Ben kamyonu alıp şu al yazmalı kamyonumu alayım geleyim. Bekleyin beni.